Türk savunma sanayisinin önde gelen elektronik ve yazılım şirketlerinden Savronik Elektronik, yurt dışında önemli bir başarıya imza attı. Savronik Elektronik, Hindistan'da dünyadaki 3000 metre ve üzeri irtifalardaki en uzun tünel olan Atal Tüneli'nin tasarım, yazılım ve elektromekanik sistemlerini yaptı. Himalaya dağlarını aşıp Hindistan'ı Çin'e bağlayan Rohtang bölgesindeki 9 kilometre uzunluğundaki tünelin elektronik sistemleri Türkiye'deki 20 kişilik ekip tarafından geliştirildi. Geliştirilen çözümler Hindistan'da kurulu bulunan Savronik India tarafından tünele uygulandı. Böylece yazılım ve elektronik cihazlar konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden Hindistan'a teknoloji alanında ihracat yapılmış oldu. Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletindeki Rohtang geçidinde yer alan 9 kilometrelik Atal Tüneli, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından ulaşıma açıldı. 3000 metre yükseklikte Himalaya dağları yamaçlarında yer alan tek tüp, çift şerit tünel, yılın 6 ayı boyunca geçit vermeyen 50 kilometrelik Rohtang geçişini mümkün kılıp mesafeyi 9 kilometreye, süreyi ise asgariye indirdi. Ana tünelin ve kaçış tünelinin tüm elektromekanik işleri tasarım da dahil olmak üzere Savronik Elektronik tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatma, havalandırma, yangın algılama ve söndürme, tünel izleme, hava durumu algılama, değişken tünel trafik işaretleri ve enerji sistemlerinin mevcut olduğu tüneller kesintisiz olarak Savronik tasarımı ve üretimi merkezi kontrol sistemi tarafından yönetiliyor. Sözleşmesi Haziran 2018'de imzalanan tünel, 500 personel ile 24 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlandı. Tünel, dünyada 3000 metre ve üzeri irtifalardaki en uzun tünel olma özelliği taşıyor. Savronik Elektronik, 11 yıldır Hindistan'da faaliyet gösteriyor. 2009 yılında Savronik India'yı kuran şirket, Hindistan'da pek çok projede Türk mühendislerinin katkısını sağladı. Demiryolu ve karayolu sistemlerine yönelik elektronik sektördeki en büyük Türk özel şirketi haline gelen Savronik, Savronik India ile daha önce en uzun demiryolu tüneli, en uzun karayolu tüneli gibi projelerde görev aldı.